Defalarca oldu. Bir kere iki kere değil. İşte geldim kulağımın dibinde 7 kurşun sıktılar. Ama hiç umursamadım. Normalde evde kılıyordum namazı. Madem siz benim böyle kendi kafanızı korkutmaya çalışıyorsunuz. Ortaköy, dere boyu. En yukarısı. Ta oradan Mecidiye Camii'ne kadar gece 5:30 karanlık. Ortaköy'ün ara sokakları bilinir oralar. Çok izbe yerlerdir. Denize yakın yerler özellikle oralar. Kafa dimdik böyle göğüs ileride. Komünistler acayip yoğundu orada. Her gün gidiyordum namaza. En baba olanınız gelsin gibisinden. Sonra dediler ki ya dediler bu gidecek de en az 20-25 kişi de götürür peşinden falan demişler. Ya kardeşim ne o be gariban mazlum bir insanım yani üstümde benim ne bileyim yani hiçbir şey taşımıyorum yani çakı bile yok yani ben ne yapacağım size yani. Beni Allah koruyor. Ya, 7 kurşunun bir tanesi isabet etmemesi mucizedir. Bak saldırmayla suikast yaptılar. Ta böyle. Yani şu boyutta saldırma. Komşuya geldiler. Kapıdaki yazıyı göremediler. Komşuya daldılar. Komşu da zaten kabadayı belalıydı. Ya kardeşim bağırışmalar ben anlatamam. Deliler gibi kaçıyorlar böyle. Apartman yıkılıyor zannettim. Gümbür 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 gümbür. 3 kişiler ellerinde bıçak var. Deli gibi kaçtılar. Biz kapıyı açsak direkt saldıracak işte yani. Ben çünkü gömlek pantolonla açıyorum kapıyı öyle yani böyle tedbirli falan değildim ben. Her gelene selamun aleyküm diyordum. Kaç defa öyle mesela kapıda yine suikast yapacaklardı. Köpekler kapının önünde apartmanın girişinde, bizim apartmanın girişinde daire olmuşlar. Böyle dönüyor köpekler. Ben hayatımı ilk defa gördüm, bir daha da görmedim köpekler. Ya dedim bir şey var burada. Bayağı kalabalık köpekler yani en az 7 köpek vardı yani. Ve dönüyorlar. Bir şey var dedim, biz girmeyelim dedim. Bir tur atın dedim. Orta ilerledik, oradan ilerledik, ilerledik. Ağacın oradan döndük. Aşağı doğru gidiyorduk. Baktım eskort polis arabası geçiyor. Ya dedim polis arabasını görürse bunlar gelemezler zaten böyle bir şey varsa. Çünkü hemen önümüzde. Ben yıldırım gibi atladım, indim arabadan, çıktım yukarıya. Hemen telefon çaldı. Title saradı. Ya dedi biz dedi çalıların arkasından yatmıştık dedi. Seni indirecektik dedi onun tabiriyle. Ama bu sefer kurtuldun dedi. Maşallah. Görüyor musun? Evet. Mucizeyi. Bir tane, 2 tane, 10 tanedik. Evde oturuyorduk yine. Öyle o takımdan bir tanesi. Kapıyı tekmeliyor. Güm güm güm. Ne istiyorsun dedim. Konuşmak istiyorum dedi sana. Ya konuşmak isteyen adam böyle mi yapar dedim ya. Tekmeyle falan. Bağırarak falan işte. Aç kapıyı falan bas bas bağırıyor. Ya dedim sen çok sinirlisin. Ben bu durumda ben senden ne konuşacağım dedim. Konuşulmaz sen dedim. Sen git dedim. Yok gitmeyeceğim dedi. Açacaksın kapıyı dedim. Baktım olacak gibi değil. Ortaköy polis karakolunu aradım. Komisere anlattım dedim. Böyle birisi var kapıda. Gitmiyor ne yaparsak yapalım. Bağırıp çağırıyor tekmeliyor falan. Tamam geliyoruz hocam dedi. Biraz sonra bir davranmadığım bir ses duydum. Sesler kesildi kapıyı bir açtım bu çökmüş. Duvara dayanmış böyle elini ensesine götürmüş. Titriyor yani böyle. Sonra alıp bunu götürdüler. Karakola. Dedim ki ne yapalım komiserim dedim. Buna dedim yani. Davam açayım ne yapayım falan. Ya dedi hiçbir şeye gerek yok bence dedi. Niye dedim ben ikna ettim onu dedi. Bir daha gelmez dedi. İyi o zaman dedim ya. Hakikaten çok nezaketliydi baktım. Bayağı saygılı geldi arabasını oradan bindi çekti gitti yani. Çok oldu böyle olaylar ya.
Evet, dinliyorum. Beyaz